Evet millet hepinize kabalım selamlar bugün gün yuan aldım Bu yuan kaç geç Dancında kaç kağı vuruyor kritikli kaç kağı vuruyor alınmaya değer mi dancılar daha hızlı dönmeme yardımcı oluyor mu onları konuşacağız az, az başlayalım İlk olarak yuan almayla başlayalım yuan almak için tam shop'a giriyoruz tabi burası birazcık geç geliyor bu ara Sitede kayıt olmada indirmede Her şeyde bir sıkıntı var yine bir saldırı falan var herhalde Burayı açtığımız zaman Dungeons'a geliyoruz Burada mercenaries var. Buna tıklıyoruz. Burada karşımıza geliyor işte Arioneli var, Fred'i var, e, ee, var, Maxim Level var. Böyle mercenaries'ler var. Bizim işimiz Yuan'la. İlk önce ben size Yuan'ı bir anlatayım. Yuan 2000 vuruyor. %75 olanla kritik atabiliyor. Kritik demeci de %500. Yani 2000 yerine 12000 vuruyor. Yani bu dungeon'da ilk başta almanızı öneriyorum bir erkeğin hani mesela diyelim ki 190 olduğunuz farm yapacaksınız. Gidip işte bir dancı döneceksiniz. Orada 12k atak size kaç dakikada bitiriyorsan atıyor. 10 dakikada bitiriyorsan 8 dakikaya düşürtür rahat bence. Kendim aldığımdan biliyorum. Ya ben de vuruyorum. Bazen benden çok vuruyor. Yani onu söyleyeyim 12k atak benden çok vuruyor. Bir de sürekli kritik vuruyor. %75 kritik şansı var. Beni çok rahatlattı. Ondan hatta bu videoya ayarlayayım dedim. Hani dönemeye falan varsa alıp bununla çok daha seri dönebilir. Yapamadığı yerleri yapabilir. Kendisi 799 ekoin. Bir tane Orb of Simonik'te çağırıyoruz bunu. O da 25k. Bir şey değil yani. Her dancını açma iyidir. Çünkü atıyorum 4 kutu var diyelim. Hazar sarttan bahsedelim. 4 kutu var. Zaten kor atıyor. 500k kor desek parası çıkıyor bile an. Size böyle söyleyeyim. Hani 25k bir şey değil yani. Onun harici single bir pasifi var. %4 crit damage. Bu Nea'daki fiyatı. 799. Eo'ya geçip orada da fiyatı göstereceğim. Şimdi Yohan'ı göstermek amaçlıydı. Hemen bir dancına gireyim. Ayrıca kendisi burada da üstüne geldiğin zaman statları vesaireleri yazar. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. E, Trust'tan iki tane aynı anda mercenary çağıramıyorsunuz. Mesela buradan da aynısı geçerli. Buradan da aynısı geçerli. Buradan da. Atıyorum bir buradan bir buradan çağıracaksın ya da bir buradan çağırdın bir buradan öyle farklı çağıracaksın anca öyle olur. Tekrar çıkarma taşını da göstereyim ben size. Burada yoktu Grocher'da var mı? Grocher'da da 10 tanesi 250k. Zaten ver abi. 20 tane ver bak. 20 tane değil de 2 tane daha ver. Tamam 30 tane aldık. Şimdi gelin gidelim. Bunu Hazardos Hard'da göstermek istiyorum size. Bu arada bu evin kağıtları 1k iken değil de easy girmenizi tavsiye ediyorum. Şu yüzden hardta en fazla kutu alabiliyorsun ve bir tık zorluyor. Ama easy girerseniz de core oynarsanız daha çabuk bitebilir. Yani itemsel farklar tabii ki de olacak. Onu söyleyeyim. Ben easy gireceğim. Misal göstermek amaçlı. Şimdi yoğunu bir çıkartalım. Yoğunumuz geldi. Şimdi ben şöyle bir tane düz vurdum. 2000 vurdum. Yoğun vurdu mu? Vurmadı. Ha, Bak 2000 buna vurdu. 12.000 bu moba vurdu. Bak bir daha vuruyor. Bak şimdi bir daha vuracak. Bak. Ben herhalde burada ölecek gibiyim. Bir şunu basayım da. Ee, benim çar vurmasın yalnız. Şimdi şöyle seçili moba. Bak gelecek. Mobu seçtiğiniz zaman böyle gelip vuruyor. 12k crit atıyor. 2k diğer moblar vuruyor. Mesela ben bir tane vuruyorum. Ben yalnız vuruşumu göremedim. Crit kaç k girdi? 6000. Bir tane ben de crit vurabilir miyim? Abi benden çok vuruyor cidden. Aa 17k. Yani kritle 17 kavuruyorum da düz ben 6 vuruyorum. Şu an hala benden çok vuruyor. Ben 5.3 kaldım bu arada. İkinci iteme de şey açtım. 3 slotu da açtım silahlarıma. Ve üstünde event takılar var. Ona rağmen çok vuruyor. Hani şu an burayı komple yuan kesti mesela. Şöyle bir gidelim. Hatta kısaca şurayı bir keseyim. Boss'a götüreyim. Orada başlatayım. Şimdi geldik boss'umuza. Mesela boss'a da 12k atıyor. Yuan her şeye 12k atıyor. Şöyle bir tane bir dalalım. Vurmaya başlasın. 12 k vurdu. Dakika, ben atak kesebilir miyim? Abicim bir vurma bir. Abi. Hata kesemedim. Bu biraz hızlı öldü. Bilmiyorum. Çok vuruyor yani. <laughs> Bunun açıklaması böyle. Bir son bari final boss'una gidelim de orada göstermeye çalışayım. O bari tek yemez. Heh geldik. Şimdi tekrardan şunu da hatırlatayım. Mesela buradan çağıramıyorduk ya. Bir tane de ekstra şöyle çağıralım. Mesela şöyle bir atağı keseyim. 12k Yuan atacak. Heh. Yanında şu da garibim 770 vuruyor. Ekstradan e, size şunu da demek istiyorum. Yuan'ı en az bir 20k AP'ye hatta 25k AP'ye kadar kullanabilirsin. Onun harici Arionel tercih ediyor oyuncular. de 3 saniyede bir 50 SP basıyor. Bizim SP buff'ımız gibi. Bu arada ben öleceğim bir buff basayım. Ama siz takım arkadaşınızla girdiğiniz zaman atıyorum. 2 kişi girdiniz ve arkadaşınız mage. Yani biz artık tp atabiliyor. Abi bir dakika bir kesebilir miyiz? Bu beni öldürecek çünkü. Yani ben 25k atıyorsam. Yuan da yarısı vuruyor. Yani bu bizde iyiydi de 25k. Diğer iç birde falan 20k falan atıyorumdur. Gelelim tekrar konumuza. Arkadaşınla girdin. Arkadaşın biz sana sp atıyor. Sen direkt orada da Yuan'ı çağırabilirsin. Yani işte 50k ol, 60k ol. Gene bir bonus hasardan bahsediyoruz burada. Biz de size şöyle diyeyim. 799 ecoin e aldım bunu. Biz de 1000 ecoin, şey 77 TL oyun içi de 500 em falan. Buna şimdi şu dancını bitireyim. EU'ya geçelim. Oradaki fiyatlandırmaya da bakalım. Aklımda Yuan'la ilgili soru işaret kaldı düşünmüyorum. Yaklaşık 2 hafta önce aldım. Şunu dedim. Keşke daha önce alsaydım. keşke daha önce alıp daha seri dönseydim. Daha iyi şeyler yapsaydım. Yani daha hızlı dönseydim vakit kaybı kaybettim. Yani genellikle map part attım ben de. Böyle yerlerde bonus atar. Yani duruyor duruyor 12k atıyor. Bir de hızlı duruyor. 2 saniye bir, bir de %75 kritik orandan bahsediyorum burada. O yüzden büyük şey yani yardımcı. Tekrardan da düşündüğüm mesela taş atıyorum. Bu dancında 2 tane yuan çıkardım diyelim. Maksimum 50k gidiyor. Şu korları şu üçünü 3 üç tane mi atmış? 3 tane hak atmış ortalama bir dancında zaten 50k maliyet verip 3 çemi aldığın zaman yani yuan koymuyor bile yuan çıkartma taşı. Her dancında defalarca açıyorsun, ölüp kalksan bile tekrar şey yapabiliyorsun. 25k çok bir maliyet değil ki 12k vurduğunu hesap edersek. Işte benim de kilitli %4 arttırıyor. Şimdi ev da item çöp atalım, açalım. Arasında bir fark var mı? Şuradan bakacağım. Hiçbir şey yok. Tamamdır. Hatta Saldırma oranı %90 doksan yani yüz yüz saldırı, saldırıdan birini mi istiyor Yuan sadece? Bu da önemli bir oran. Tam şu açalım. Dangerous Mercenaries diyelim. Burada Yuan 7040 keş. Yani bizdekinin yanında bir sıfır daha atılmış hali. Euda genellikle şey oluyor. Oyun içi satılan Wonchiller 5000 keşe satılıyor ama siteden 10.000 alabiliyorsunuz. Bu şekil tamamladığınız zaman maksimum kaça geliyordu? 99 TL falan geliyor yanlışım yoksa. Kısa bir kontrol edeyim sizin için. Ee, şöyle gösterebilirim. 8000 ekoin alıyormuşsunuz EU'da. 107'ye geliyormuş. Yani bir yuan 107'ye falan 107 TL falan geliyor. Niye bu kadar pahalı ee, derseniz de Euro üzerinden EU'da alındığı için böyle. Burada ise bu arada bu siteyi buldum diye gösteriyorum. Yani zaten şey falan üst taraf falan kapattım. ismi falan yazmıyor. Hiç burada yazıyormuş da çaktırmayın. Neada ise 76 TL 1000 e alıyorsun. 790 alıyordun. 210 e falan bize kalıyor. EU'da 8000 e coin alıyorsun. 1000 e coin sana kalıyor. 107 TL'ye geliyor toplamda. Yani Yuan şeyimizi de tamamladığımıza göre kısadan kapatalım. Yuan'ı kesinlikle öneriyorum. Yani şeyden dolayı 12K hasardan bahsediyor. İlk başta Atıyorum 2000 KT'm var, 2000 AP'm var, tamam mı? 5K critime atıyorsun. Yuan tutup 12K atıyor. Ve direkt sen bu Yuan'ı 130 level'da çekebiliyorsun. Hani buna illa şey de yok. Gidip siteden işte ücret yatırın, e, şey yapın da demiyorum. Hani para biriktirip bir şekilde şu an event var. Event'lerden faydalanıp direkt bir voucher alıp o voucher'la Yuan direkt almanızı öneriyorum. Ya yani ilk voucherla premium yaşanır ama Yuan kesinlikle şart premium'la gene hani şey yaparsın. Bankaya at, 3 alırsın tamam mı? Kağıtları bankaya atıp oradan alıp girersin. Uzaktan ay alırsın. Ama Yuan bence bir kerelik para veriyorsun. Bir daha şey yapmıyorsun. Para ödemiyorsun. Her seferinde de yanında çıkartabiliyorsun. Ekstra hasara giriyor. Bu arada video boyunca şu tarafta Windows etkinleştir yazmış. Onun için kusura bakmayın. Onu görmedim ben. Bilgisayar ilk açtığımda olmuyor. Bir yarım saat bir saat sonrası geliyor. Kafasına göre gelip geliyor. Onu da fix diyeceğim. Onun için de şimdi kusura bakmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bana çok büyük faydası oluyor. Abone değilseniz de yeni gelecek videolar için abone olabilirsiniz. Herhangi bir öneriniz, yorumunuz çekinmeden yazınız. Görü görmesin Yaptılar Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.